Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomda artık böyle ülkemizdeki devasa markaların bile işin içine girmiş olduğu şu ikinci el cep telefonu meselesine biraz değineceğiz. Aslında ikinci el cep telefonu meselesine değinmeyeceğiz de bence kendimce ya bu büyük büyük markalar girdiğine göre burada bir durum vardır diye düşünerekten Ahmet'e sor, Mehmet'e sor şeklinde bir araştırma yaptım. Yani böyle ciddi verilere dayalı bir araştırma yapmadım işin açıkçası. Fakat telefon satışı yapan kişilerden öğrendiğim bilgilere göre Türkiye'nin en hızlı satan ikinci el telefonlarından bir tanesi bu görmüş olduğunuz iPhone 7 değerli arkadaşlar. Ben de dedim ki madem Türkiye'nin en hızlı satan telefonu sensin, gel bakalım sana bakalım. Yani zaten zamanında bunu incelemiştik, bakalım günümüzden bakıldığında nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Buyurun. Şimdi bana soracak olursanız bu video direkt olarak oyun ve performans testiyle başlamalı. Çünkü ben hani bu kadar yaşlı bir telefonun kamerasından zaten çok ciddi bir beklenti içerisine girmem. Bu telefonu almak istiyorsam ben hani performansı düzgün olsun, ömrü uzun olsun, elimizde kullanalım. Böyle mobil uygulamalara bilmem nelere girdiğimiz zaman da takılma kasma yaşamayalım meselesi. Keza zaten kendisini 3500-5000 lira gibi geniş bir fiyat yelpazesinde bulabiliyorsunuz. Benim elimdeki 3500 liralık model. Sadece fiyatı ile bile hani 3500 liraya alabileceğiniz diğer Android telefonlar bile hesap katıldığında bu telefon ciddi anlamda bize göz kırpıyor. O yüzden bence gelin hani umarım sizin için de mantıklı geliyordur. İlk olarak bir oyun ve performans testiyle videomuza başlıyoruz. Bu arada oyun testimiz başlamışken oyun testimizin yaklaşık 10 dakika süreceğini belirteyim. Pil sağlığımızın da şu anda %76'da olduğunu belirteyim. Oyun testinden sonra bu pil sağlığı ile ilgili biraz konuşacağım. Hatta videonun sonunda da konuşabilirim ama bu konuya döneceğiz. Zaten oyun testimiz şu an ekranda dönüyor. Bakalım neler olacak. Evet, oyun testimiz sona erdi. 10 dakikanın sonunda telefon neredeyse her 1 dakikada %1 şarj harcadı. Sıcaklığı ise yaklaşık 7 derece kadar yükseldi. Günümüz koşullarında hala iyi bir rakam. Hatta pil sağlığının %76 olmasına rağmen gayet güzel bir sonuç. Bu arada neden pil sağlığı 76 olan aldın, niye 90 almadın, niye 100 almadın diye bir soru aklınıza gelebilir. Bunun nedeni şu arkadaşlar, ben bunu tamamen tesadüfen raftan aldım. Hani tam o anı şey yapabileyim diye, simüle edebileyim diye. Çünkü siz de gittiğinizde bakacağınız telefonların telefon biraz eski olduğu için herhangi bir değişeni yoksa pil sağlığı olacak zaten. Yani bu zaten biraz düşük olur. Ben de o yüzden %76 güzel bir oran gibi geldi. O yüzden 76'lık cihazı tercih edip onun oyun testine girdim. Tabii pilini değiştirirseniz ne olur o kısmını bilmiyorum. Fakat bir de buna pil alacaksanız iPhone 8 alın arkadaşlar. Hani hem güncelleme alıyor hem de hani iPhone 7'lerin artık güncelleme almayacağınızı bildiğinizi düşünüyorum. Biz dönelim videomuza. Bütçemiz 3500 TL. Oradan dışarı 1 gram çıkmıyoruz. Yani iPhone 7'den devam ediyoruz. Nereden devam ediyoruz? Kamera. Şimdi kamera meselesinde eski ve yorgun bir cihaz aldığınız için değerli arkadaşlar beklentilerinizi biraz düşürmeniz gerekiyor. Fakat finalde elinize aldığınız cihaz bir iPhone olduğu için hani normalde 3500 TL'ye alabileceğiniz kameralara yani kameralı telefonlara göre 3500 TL bütçeli kamerası olan telefonlara göre arkadaşlar 3500'müş ya. Şöyle bir toparlamaya çalışayım. Yani uzun lafın kısası 3500 TL'ye alabileceğiniz diğer telefonların kameralarından bence çok çok daha iyi durumda. Ama yine de genel beklentiyi biraz düşürmek gerekiyor. Ha bu tabii genel beklentiyi düşürmek derken aman Allah'ım inanılmaz kötü bir kamera söz konusu falan böyle bir tribe girmiyorum. Sosyal medyada orada burada işinize yarar. Hem bir de teknik anlamda bakalım. İsterseniz mesela arka kamera 12 megapiksel ve f1.8 diyafram değerinde. Mesela atıyorum bu cihazlarda bu bokeh efekt dediğimiz siz telefonla fotoğraf çekerken arka planı bulanıklaştırma özelliği yok. Fakat f değerinin 1.8 olması sizin manuel olarak bunu yapabileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi ben bu fotoğraf çekme işinden çok anlamam arkadaşlar. O yüzden hani benim fotoğraflar böyle çala kalem çekilmiş fotoğraflar olarak değerlendirin. Hani bu fotoğraf çekme işinden anlayan birileri çok daha güzel fotoğraflar çekebilir. Kamera güzel çekimlerde ışığı yani ışığın güzel olduğu ortamlardaki çekimlerde arka planı gayet de güzel bir şekilde bulanıklaştırıyor. Ön kameramız 7 megapiksel ve f2.2 diyafram değerine sahip. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ön kamera bayağı kötü arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Hani normal çektiğiniz gündelik fotoğraflarda da aman tanrımlık bir ön kamerası yok. Fakat video tarafında şöyle bir güzelliği var. Arka kamerayla 4K videolarınızı
videolarınızı saniyede 30 kareye kadar çekebiliyorsunuz. Bunun haricinde yine arka kamerada 1080p'de videolarınızı 120 kare, 720p'de 240 kare yani ağır çekim olarak çekebiliyorsunuz. Bence bu cihazın 4K 30 kare video çekmesi artı özellik. Ön kamera yine adından sıkça söz ettiriyor arkadaşlar. 1080p videoları 30 kare hızda çekebiliyorsunuz. Bu cihazda ön kamerayla ilgili fazla ümitlenmeyin ama arka kamera gerçekten aşırı kötü değil. Bakıvereyim şuradan. Tabii ki de hatırlıyorum ne çektiğimi. Renkler doğala yakın, hatta bence bayağı canlı canlı renkleri de çekebiliyor. Bunun haricinde ışık düşerse işler biraz sarpa sarıyor. Ağır çekim modunu beğenmedim. Hani zaten eski bir ağır çekim modu, bunu da belirteyim sizlere. Çok fazla gren yapıyor ekranda. Video tarafını ise arka kamerada bayağı beğendim. Özellikle cihaz böyle çıktığı yıllara göre video stabilizasyon olayı önemli bir unsur olduğu için o yıllarda, hala önemli de o yıllarda yeni yeni geliyordu telefonlara. O anlamda bayağı iddialı bir cihaz. Yani 4K 30 FPS videolarınızı atıyorum bir ürün satıyorsunuzdur internette ve bu ürünün videolarını çekmeye ihtiyacınız vardır. Gidip böyle ağım şağım bir telefon almak veya bir kamera almak yerine bana soracak olursanız iPhone 7 ile bütün meselenizi halledebilirsiniz video anlamında. Güzel ışık ayarlarsanız fotoğraf anlamında da halledersiniz. Bunların haricinde telefonun kameraları ile ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Zaten ekranda bolca örnek gördük. Ben ufak ufak ekranına, oradan da teknik özelliklerine doğru geçivereyim. Ekranımız öyle OLED MOLED değil. Bu cihaz 2016 yılında çıktı ve ekranı Retina HD. Hani böyle telefonla bir şeyler izliyorsanız, yatar vaziyette dizi film izliyorsanız ve daha öncesinden OLED veya yüksek hertz değerlerine çıkan bir ekran deneyimi yaşadıysanız bu ekran sizi çok mutlu etmeyebilir. Bu arada ekran gövde oranı da rahatsız edici oranda yüksek gelebilir. Fakat daha öncesinden OLED ekranlı bir telefon kullanmadıysanız ve böyle yüksek işte 90 Hz'ler, 120 Hz'ler gibi değerlere çıkmadıysanız ekran deneyiminde, o zaman sizi çok rahatsız edecek bir unsur yok. Fakat şunu unutmayın. Telefonu 2016 yılından çıkma. Ha dizi izlersin, film izlersin, YouTube videolarını onu bunu sorunsuz, hatta gayet keyifli bir şekilde izlersin. Fakat yeni çıkan bir telefon gibi OLED parlaklığında bir ekran beklememeniz gerekiyor. Ya da OLED kadar canlı renklerin yer aldığı bir ekran beklememeniz gerekiyor. Bunun haricinde işlemcimiz A10 Fusion, 2 GB'lık bir adet RAM'imiz var içerisinde. Bu iOS cihazlarda o yıllarda çok tartışılıyordu da 2 GB gayet bu telefon için yeterli bir RAM miktarı. Hatta arkadaşlar üşenledim, gittim baktım A15'le arasında ne kadar fark olabilir diye. Mesela A15 80 aldıysa bu 30 almış. Yine fena değil ya. Yani kullanılır yani. Peki Çağdaş, video boyunca kullanılır, alınır, edilir falan filan dedin. Özetle finalde bu videonun sonunda ben bu telefonu alır mıydım? Arkadaşlar yani şöyle bir durum var. Üstüne birazcık daha para ekleyebiliyorsanız kesinlikle almanız gereken cihaz iPhone 8'dir. Çünkü en azından güncelleme alıyor, içiniz rahat eder. Fakat dediğim gibi bir koşulunuz varsa, hani bir e-ticaret siteniz vardır, ürünle işiniz vardır, ürün videosu çekmeniz gerekiyordur falan filan, sadece o işler için kullanılacaksa bence direkt olarak bu telefonu alın. Sakın ha gidip 3500 liraya başka bir Android cihaz bence çok net bir şekilde almayın. Bu gayet daha yeterli olacaktır sizin için. Kağıt üzerinde belki de 3500 TL'lik cihazların daha iyi değerleri olabilir. Fakat realde, yani benim ekranıma gelen görüntüde iPhone, yani iPhone 7 bence baremindeki cihazlara göre çok daha başarılı bir kamera performansı sunuyor. Ama varsa biraz paranız da iPhone 8 almanızı tavsiye ederim. Yoksa da güncellemenin benim hayatımda çok bir önemi yok değerli arkadaşlar. Sizin için de yoksa ve paranız bu telefona yetiyorsa da gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz diyorum. Ve videomun sonuna geliyorum. Değerli arkadaşlar, videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa lütfen yorum bölümünde belirtin. Bunun haricinde 3.500, 4.000, 4.500 TL fiyat bandında, ya bırak Çağdaş ne iPhone 7 alacağım, giderim şunu alırım dediğiniz bir telefon varsa da yorum bölümünden benimle paylaşırsanız en azından ben de öğrenmiş olurum diyorum ve başka videomda görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.